Merhaba arkadaşlar, polinom testiyle beraberiz. Burada polinomları 32 soruda baştan sona tekrar edelim istedik. Bu testi tekrar çözersek, polinomları unuttuysak hatırlarız. Bilmiyorsak tekrar öğrenme şansımız var. 32 soruda bütün polinomları genel anlamıyla çözebiliriz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Bu mesela ne demiş bize? Polinom belirtir demiş. Polinom belirtmesi için şartımız neydi? X'in kuvvetleri doğal sayı olacaktı değil mi? Şimdi bakıyorum burada x üzeri ne var? 1 var. Burada x üzeri 1 var. Burada hiç sıkıntı yok. Burada da 1 var gibi gözükmekle beraber şu ifade eksi 2 x üzeri eksi 1. Yukarı çıkartınca x üzeri eksi 1 olacağı için bu tam sayı doğal sayı değil. Px eşittir 0 bu özel bir polinomdu. Buna biz 0 polinomu diyorduk ve derecesi bulunamazdı. Şimdi bakalım burada kök x var. Kök x olunca x üzeri 1 bölü 2. Dolayısıyla bu da bir polinom belirtmiyor. Alttakine bakalım. X kare x üzeri 1. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Hatta bunu isteyen arkadaşlar için şöyle parçalayabiliriz. X kare bölü 3 eksi x bölü 3. Yani burada katsayıları 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 3 şeklinde. Ama x'in kuvvetleri doğal sayı kök 3'te herhangi bir şeyi bozmuyor. O zaman şöyle diyelim. X karekökün içinde hapsolmuş olmayacak. X paydada olmayacak. Bunun haricinde x'in kuvvetleri doğal sayıysa herhangi bir sıkıntı yok. O zaman doğru cevap ne oldu? 1 bu dedik, 2 bu dedik, 3 de bu dedik. 1, 3, 5. Evet. Evet. İkinci soru nerede? Şurada. Evet, iki polinomun birbirine eşit olabilmesi için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olacak. Bu şu demek. X karenin önünde burada 3 var. X karenin önünde burada A var. Bunlar birbirine eşit olmalı. 3 eşittir A. Diğer taraftan X'in önünde eksi 5 var. X'in önünde B var. Eksi 5 de B'ye eşit olmalı. Bakalım burada sabit C, burada 4. C de 4 olmalı. O zaman bize bunların toplamını sormuş. 3 eksi 5 artı 4 7 2 oldu cevap alana. Evet, derece px 2 olarak vermiş bize. Yani px dediğimiz şey x kare gibi bir şey. Burada derece ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Şimdi derecede kuvvet alınıyorsa mesela p'nin işte x kübü ya da bu p'nin üzerinde de olabilir. P küp x de olabilirdi aynı şey. Yapılıyorsa derece çarpılır. Normalde P'nin derecesi kaçtı? 2 idi. O zaman üzerinde 3 var. 2 kere 3. Hani sanki böyle kuvvetini alıyormuşuz gibi. O zaman burası ne oldu? Şu tarafın derecesi 6 oldu. Yan tarafa bakalım. X kare var. Px var. Şimdi bunlar çarpım durumunda. Bunun derecesi 2. Bunun derecesi 2. Çarpım yapıldığı zamanlarda derece toplanır. Çarpımda topluyoruz. Üst almada çarpıyoruz. Şimdi burası 6 oldu, burası 4 oldu. Bazı arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra bunları toplamış. Arada toplama işareti var diye. Dikkat! Polinomların toplamında hangisinin derecesi daha büyükse o alınır. Maksimumları alınır. Bunların büyük olan da 6'dır. Doğru cevap C olacak o zaman. Evet, çok değişkenli polinomlarda derece sorusu var. Şöyle yapıyoruz. Bu içeride hangi arkadaşlar varsa burada X, Y var. Z de olabilirdi soruya göre. Sadece x olsaydı sadece x'e bakıp dereceyi belirleyecektik. Ama hem x hem y olduğu için x'li y'li ifade x'in üstünü y'nin üstünü topluyoruz. Buranın derecesi 6 diyoruz. Burası x'in üstü 1, y'nin üstü 4. Buranın derecesine 5 diyoruz. Burası 2, burası 5 diyoruz dedik 6 yazdık değil mi? Burası 4, burası 4. En fazla kaç bulduk? 6 bulduk. O zaman doğru cevap Bursa 6 olacak. Evet, polinomda derece değer bulma sorusu var. Burada P1 kaçtır diye sormuş. Bu arkadaş bize P1'i bulmak için şu içerisinin ben ne olmasını istiyorum? Demek ki 1 olmasını istiyorum. 1 olması için x eksi 3 bölü 2 1 ise o zaman x eşittir 5 olması gerekir. X'in 5 olması gerekiyor. O zaman P x yerine 5 yazarsam 5 eksi 3 2 bölü 2'den P1. Evet, gerçekten de oldu. Bir x yerine 5 koydum. 5'in kübüsü ne yaptı? 125 yaptı. 2 çarpı 125 eksi 3 çarpı 5'in karesi ne yapıyor?
25 yapıyor. Eksi 4. Kaç yapacak? 250'den 75 çıkartırsak 100, bir de 4 çıkartıyoruz. 171 oluyor Ceyhan. Polinom olduğuna göre, ifadesi bir polinom olduğuna göre demiş, anlatabilecek değerler. Dedik ki polinom olabilmesi için üstünün doğal sayı olması gerek. Hem 5 eksi a'nın hem de a eksi 2'nin doğal sayı olmasını istiyoruz. O zaman a 5 ile 2 arasında değer alır. Nasıl? Bir de bunu bilimsel gösterim yapalım. 5 eksi a büyük eşittir 0. A eksi 2 büyük eşittir 0. Değil mi? 0, 1, 2, 3, 4 diye başlıyor doğal sayılar. A o zaman 5'ten küçük. A'yı buraya atarsak. Diğer taraftan da A buradan 2'ye atarsak karşıya büyük eşit 2. O zaman A 5, 4, 3, 2 olabilir. Bunları da toplarsak 14 yapıyor. Denizli. Evet arkadaşlar, böyle bir soru. Bu da polinomlarda eşitlik sorusu aslında. Burada da paydaları eşitlememiz gerekiyor. X artı 3 ile x eksi 1 ile genişletirsek. Bu taraf ax artı 3a. Bir bununla çarptım. Bir de bununla çarptım. Artı bx eksi 1b eşittir 6x eksi 5. Paydalar eşit olduğu için tekrar yazmadım. Şimdi burada x'li ifade ne var? 6. Burada x'li ifade ne var? A artı b. Bana a artı b'yi sorduğu için direkt eşit işaretliyorum Edirne'yi. Ama normalde ne yapacaktık? Eğer A'yı B'yi ayrı ayrı sorsaydı bana, şöyle diyecektim. Eksi 5 eşittir. Geri kalan sabitler kimler? 3A eksi B diyecektim. Taraf tarafa toplayıp işte A'yı B'yi oradan çekecektim. Evet. Px polinomunun sabit terimi 40 olduğuna göre demiş. A kaçtır? Şimdi Px'in sabit terimi P0 demek. P0 40'mış. Şimdi bu cümleyi kullandım artık. Bunu tekrar düşünmüyorum. Bir tek A'yı soruyor. Bunu unutmuyorum. P0 40'sa artık bu soru değişti. Şu anda değer bulma sorusuna döndü. P0'ı 40'a eşitlemek için şurayı ne yapmalıyım? 0'a eşitlemeliyim. Yani x yerine ben 5 yazmalıyım denklemde. Ve o zaman ne olur burası? P0 eşittir. X yerine 5 yazarsam 25. 5'in karesi 25 ya. Yanında 2 var. 50. Eksi 5. Eksi A. Bunun da ne olduğunu söyledik. P0'ın 40 olduğunu söyledik. O zaman 45 eksi A 40'sa A da 5 olur. Bu da nerede? Burada. Evet arkadaşlar. Px artı 1 polinomun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Normalde biz şunu biliyoruz. Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı derse P1 artı P-1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama burada Px artı 1 polinomunun çift dereceli terimleri katsayıları toplamı demiş. Dolayısıyla ben bu sefer x yerine bir 1 alacağım. Ne olacak o zaman? Burası P2 olacak. X yerine bir de eksi 1 alacağım. O da P0 olacak. Bölü 2 yapacağım. P2 x yerine 2 koyarsak burası ne olacak? 8, 4 çıkartırsak değil mi? Hatta yazayım. 1 eksi 4 artı 8 karesi artı x yerine bir de ne dedik? P0 x yerine 0 koyarsak o 1 yapıyor zaten. 1'in karesi 1'dir. Bölü 2. Buradan ne gelecek? 4. 1 daha 5, 25. 26 bölü 2 gelecek. O da 13 Denizli olacak. Evet, Px bir polinom ve denklem verilmiş. P1 nedir? P1 o zaman direkt x yerine burayı 1 yapabilmek için x yerine 1 yazı veriyoruz. Bir de baktık burası ne oldu? 1 artı a eksi 2 x yerine 1 yazdım ya, 1 çarpı a'dan burası a geldi. Eşittir 1 yazınca burası 1 eksi 1'den 0 oldu. 0 çarpı P1 0 yapar. Burası full 0 oldu o zaman. Ama bu bir işimize yaradı. A'yı bulduk böylelikle. Demek ki A neymiş buradan? A 1'miş. Çünkü eksi 2 işte 1'i karşıya atarsak A 1 çıkıyor buradan. A'yı 1 bulduk. Ama A'yı 1 yazarsam şöyle oluyor. X kare artı x eksi 2 eşittir x eksi 1 çarpı px.
Şimdi P1'i her bulmaya çalıştığımda burası 0 olacağı için bu ifade anlamsız olacak. Her tarafı x eksi 1'e bölsek px'i buluruz. Gene 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor ama yukarı tarafı ayırsak şöyle eksi 1'e artı 2 x eksi 1 çarpı x artı 2 bölü x eksi 1 oldu. x eksi 1'ler götürürse geriye sadece px eşittir x artı 2 kaldı. O zaman P1 eşittir. X yerine 1 yazarsak 3. Px artı 3 polinomunun sabit terimi eksik. Yani sabit terim deyince x yerine 0 yazıyoruz. Ama bunu parantezin içinde yazıyoruz. Yani sıfıra eşitleme falan yok. Bazı arkadaşlar orayı sıfıra eşitlemeye çalışıyor. Aman ha. Oraya yazarsak ne oldu o ifade? P3 oldu. Neymiş? Eksi 2. Qx artı 3 polinomunun katsayılar toplamı deyince katsayılar x yerine 1 yazıyoruz. Ama nerede yazıyoruz? Parantezin içinde. Buraya 1 yazarsam ne oldu? Q4 oldu. Eşittir neymiş? Toplamı 4'müş. Evet, bunu bize vermiş bu bilgiyi. Sonra polinomun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Katsayılar toplamı gene x yerine 1 yazıyoruz. Her yerde x yerine 1 yazarsak 2 çarpı P3 eksi x yerine 1 yazarsak burası ne olacak? 3 eksi 1'den 2 çarpı x yerine 1 yazarsak Q4. P3 zaten eksi 2 idi. Burası eksi 2 ise eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Q4 de 4'tü. 2 kere 4 8. Önünde de eksi var. Eksi 8 eksi 12 olarak doğru cevabı bulduk. Evet, ifadesi bir polinom belirttiğine göre. Px-2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi bir defa polinomsa x kareli bir şey. Şimdi mesela px eşittir ax artı b filan. Ax kare artı bx artı c filan ya. Px kare dediğin zaman x gördüğün yere x kare yaz. Yani x karenin karesi olur o zaman burası. X karenin birinci kuvveti olur filan. Hep 2 ile çarpılacağı için üstlerinin hepsinin çift olması gerekir. Üstlerin hepsi çift olacaksa şu a'nın 3 olması gerek ki tek kuvvetlerin ölmesi gerek. O zaman b'nin de 2 olması gerek. O zaman ne oldu? Px kare eşittir. Bunlar tık 0. Tık 0. 3x kare artı a çarpı b a'yı bulup 3 b'yi ne bulup 2 artı 6. Şimdi bana da şunu soruyordu. Px eksi 2'nin katsayılar toplamı. X yerine 1 ama bu birine yazıyoruz. Bu parantezin içine yazıyoruz. P-1'i soruyordu bana. Şimdi P-1 içerisine -1 yapmamı istiyor benden. X kareye -1 yaparsam burası da -1 olur. Başında da 3 var. -3 artı 6 eşittir. O zaman ne olacak? Burası 3 olacak Denizli. P-A-2 -2 diye vermiş. Bunu yaparak çok büyük iyilik yapmış bize. Çünkü P-1 polinomunu bulmamızda bu ciddi bir yardım olacak. Bana ne demiş? Ax-2 polinom veriliyor. Px-1 polinomu hangisidir? Şimdi Px gördüğüm yere ben Ax-2 yazacağım. Ama Px artı 2 gördüğüm yere ne yazacağım? Px artı 2 de o zaman x gördüğüm yere parantezine dikkat. X artı 2 yazacağım için a çarpı x artı 2 eksi 2 yazacağım. Evet, bunların toplamı yani bunları birazcık düzenlersek şurada yazalım. Ax eksi 2 diğeri de ax artı 2 a eksi 2 idi. Bunların toplamı 6x artı 2'ymiş. Dikkat edin x'li terimlerin toplamları 2a. Burada da x'li terim 6. A eşittir 3. Diğer taraftan eksi 4 artı 2a eşittir 2. A eşittir 3. Bunu da sağladı. Güzel. Zaten a'yı bulduk. Px eksi 1 polinomu nedir diyor. Px eksi 1. Şimdi px ne oldu? 3x eksi 2 oldu. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. 3x eksi 1 eksi 2 olacak. 3x eksi 5 olacak. Bursa'da var. Evet, polinomunun P3x artı 1 sabit terim sormuş. Sabit terim deyince x yerine 0 yazıyorduk ama parantez içinde yazıyorduk sadece. O zaman bize P1'i sormuş bu arkadaş. Ama dikkat edin. P
P1'i bu ikisinden oluşturup ikisini de sağlama imkanımız yok gibi gözüküyor şu anda. O zaman ben Px'e dedim ki Px'in derecesi kaç? Şimdi burada x kareli bir ifade var. Şurada x çarpı Px var. Px'in içinde x'li bir şey olsun ki x ile çarpınca x kare gelsin. Px'in içinde x kare olursa x küp olur. Onun için Px'i ben ax artı b gibi birinci dereceden bir polinom olduğunu hükmettim. Daha sonra dedim ki px artı 2 ne olur o zaman? Bakalım. Px artı 2 o zaman a çarpı x artı 2 artı b olur. P2x ne olur? X gördüğüm yere 2x yazarsam a çarpı 2 çarpı x artı b olur. Şimdi bunları bir denklem halinde yazalım. X eksi 2 çarpı a x artı 2 artı b artı 2 çarpı 2 ax artı b. Şimdi bunu dağıtırsak ne olacak buradan? A çarpı bunu bir şu grup halinde çarpmak isterim. Çok uzatmayalım diye. A x kare eksi 4. 2 kare farkından burası gelecek. Bunu buraya da çarparsam artı b x eksi 2 artı 4 a x artı 2 b eşittir. Neye eşitmiş? 2x kare artı 5x eksi 8. Evet, P1'i soruyor. Şöyle x kare eksi 4. Buradan x karenin katsayısı ne? Bir tek x kareli bir tane terim var burada. X kareli bir tane terim var. O da burada. Onun katsayısı da a. A buradaki x kareli terimin katsayısı olacak. A bir defa 2 olacak. Bu elimizde var. Daha sonra neye bakalım? X'li terimlerin katsayılarına bakalım. Burada x'li terim olarak ne var? Bx var. Başka ne var? Bx var. Bir de 4ax var. A2 diye burası 8 gelecek buranın katsayısı. Bir de b gelecek buradaki x'li terimin katsayısı. Bunların toplamı da 5 yapması için buradaki x'li terimin katsayısına b'nin de eksi 3 olması gerek. O zaman px dediğimiz arkadaş yukarıya yazıyorum. Ne olacak? 2 ax artı b diye a2 bulduk. B'yi de eksi 3 bulduk. Yani 2x eksi 3 olacak. P1 de dolayısıyla x yerine 1 yazarsak 2 eksi 3'ten eksi 1 yapar c. Evet, bazı sorular uzun oluyor. Bazıları çok daha kısa oluyor. Şuraya dikkat edelim. Yukarıya a parantezini alırsanız a üzeri 4 eksi 1 olur. Bölü aşağıdan da a kare artı 1. A üzeri 4 eksi 1'i şöyle yazabiliriz. A kare, a karenin karesidir a üzeri 4. Artı 1 çarpı a kare eksi 1. Bölü a kare artı 1. A kare artı 1'ler giderse a çarpı a kare eksi 1. Bu da a küp eksi a yapar. Px artı 1 polinomunun sabit terimi kaçtır demiş. X yerine yine 0 yazıyoruz. Hop burada x yerine 0 yazarsak P1'i soruyor bana. P1'i elde etmek için x yerine 1 yazarım ama a'yı bilmiyorum. A'yı bilmediğim bir şey çıkar. A'yı bulmak için ne yapalım? Bu tarafı P'den kurtulalım. En azından bir tane değişkenimiz olsun. P'den kurtulmak için x yerine eksi 3 yazalım. X yerine eksi 3 yazdığım an burası 0 olur. Eksi 3 artı 3'ten 0 çarpı px 0'dır bir sayının sıfırla çarpımı. Eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesi 9. 2 kere 9 18. Eksi 3 yazdım. Eksi 15 artı a. Demek ki a dediğimiz arkadaş da bu ikisinden eksi artı 3 gelecek. Eksi 3'müş a da o zaman. Çok güzel. Şimdi artık her şeyi yazabiliriz. Px eşittir. 2x kare artı 5x artı a eksi 3'tü. Eksi 3 bölü x artı 3. Ondan sonra bize neyi sormuştu? P1'i sormuştu. X yerine 1 yazarsak P1 şöyle oluyor o zaman.
P1 x yerine 1 yazarsak 2 artı 5 eksi 3 bölü 4. Yani 7 4 bölü 4'ten 1 oldu burada. Evet, polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 7 ise, şimdi x eksi 1 ile bölümünden, px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan dediği zaman şurayı sıfıra eşit diyoruz her zaman. Buradan x'i kaç bulduk? 1. Alıp bunu içinde yazıyoruz. Px dediği için direkt 1 buraya yazdım. P1 oldu. P1 7'ymiş. Aynı polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan bunun kökü, bunu sıfıra eşitlersek x eşittir eksi 1 olur. P eksi 1 nedir diye soruyor bize. P1 7. X yerine 1 koyduğumda burası ne oldu? A artı B artı 5 6 mı oldu? 6. Bu 7'ymiş. Demek ki A artı B neymiş o zaman? 1'miş. Şimdi bana P eksi 1'i sormuş. P eksi 1. X yerine eksi 1 koyarsam şurada. Eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1 yapacak zaten. A yapacak gene. Eksi 1'in karesi gene B yapacak. Ama bu sefer eksi 1 çarpı 5'ten eksi 5 artı 1 eşittir. Bunu soruyor bize. P eksi 1 soruyordu. A artı B 1'di. Burada bir daha 2 eksi 5. O zaman eksi 3 yaptı. Şimdi burada x ile bölümünden kalan deyince arkadaşların kafası karışıyor. X artı 1'i sıfıra eşitliyoruz mesela. X'i eksi 1 buluyoruz. Ama şunu unutuyor arkadaşlar. Bunu da sıfıra eşitlediğimizde x yerine 0 yazacağız. X yerine 0 yazarsak burası ne olur? P1 olur. P1 neymiş? Eksi 5'miş. Hatta x yerine 0 yazalım isterseniz. Ne olacak o zaman orası? Sadece k kalacak değil mi? K eşittir. Eksi 5'miş. Devam edelim. P2x eksi 1 polinomun x artı 1 ile bunu sıfıra eşitlediğimizde x eşittir. Eksi 1 aldık bunu yazdık. P eksi 3'ü soruyor bize değil mi o zaman? P eksi 3 nedir diye soruyor. P eksi 3'ü bulmak için x yerine ne yazmalıyız? Bak değer bulmaya döndü artık soru. Değer bulmak için buraya eksi 4 yazmalıyım ki x yerine bu içerisi eksi 4 bir daha eksi 3 olsun. X yerine eksi 4 yazarsam burası P eksi 3 eşittir. Eksi 4'ün küpüsü eksi 64. Eksi 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsak artık 48. K'da eksi 5'ti. Eksi 5. Kaç yapıyor bu da? 43 değil mi? 43 çıkartırsak 21. Eksi 21. Şey yapıyor. Px bir polinom ve px eksi 1 artı px artı 1 4x eksi 14 olduğuna göre x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? Şöyle yapalım. Şu arkadaş, şu arkadaş toplamları böyle birinci derecedense px dediğim şey benim. Ax artı b'dir. Px eksi 1 de o zaman. A x eksi 1, x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. Artı b'dir. P x artı 1 dediğim şey de a x artı 1 artı b'dir. A x eksi a artı b. A x artı a artı b. Bunların toplamı a'lar götürecek zaten. 2 a x artı 2 b kaça eşitmiş? Oh, onu da böyle vermiş. X eksi 3 ile bölümden kalan demiş. X yerine 3 yazacağız. Ne oldu? 9. P2'yi sormuş bize. Bu arada kalsın. Hayır, pardon. 4x eksi 14 değil mi? O zaman 2a'nın 4 olması gerekiyor. A'nın 2 olması gerek. 2b'nin eksi 14 olması gerek. B'nin de eksi 7 olması gerek. Px polinomu ne oldu? 2x eksi 7. Değil mi? Ax eksi b ya. Şey ax artı b ya. Şuradan a'yı b'yi bulduk. X yerine ne yazmalıyız? P2 bulmak için 2 yazmalıyız. 2 yazarsak ne oluyor? 4 eksi 7'den eksi 3 falan gibi bir şey oluyor herhalde. Evet arkadaşlar, polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Bunu 0 eşitleyip x eşittir 2. Yani P2'yi bulmak istiyoruz. P2'yi bulmak istiyoruz da P1'i bilmiyoruz. O zaman önce bir P1 bulalım. Hani bunu çözebilmek için. P1'i bulmak için önce x yerine 1 yazarsak P
P1 eşittir 2 eksi 8 eksi P1. Eksi P1 buraya atarsak 2 tane P1 eksi 6 P1 eşittir eksi 3 oldu. P1 eksi 3 ise şurası eksi 3 ise önünde de eksi var. Burası artı 3 oldu. Şurayı full sildim. O zaman P2'yi bulalım artık rahat rahat. P2 eşittir. X yerine 2 yazdık. 2 çarpı 4 eksi 2 çarpı 8 artı 3. 8 eksi 8 3 daha eksi 5 yapıyor Adana. Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalan hangisidir? Gene bunu sıfıra eşitledik. X eşittir 1 ama nereye yazıyoruz? Buraya. P2 kaçtı diye sormuş. Şimdi P2'yi bulmak için x yerine bir 2 yazıyoruz. Burası ne oldu? Sana 0. Değil mi? 2 eksi 2 0 çarpı bir şey 0. Eşittir. 2 yazdığımız için 4 eksi 2a artı 24. 28 2a eşitse a 14 çıktı. Evet. Ama biz ne oldu? P2'yi bulamadık gene. O zaman gene PX2 yalnız bırakırsak X kare eksi 14X artı 24 bölü X eksi 2. Kesinlikle bu X eksi 2 diye çarpanlarına ayrılacak. Eksi 2'ye kaç olması gerekiyor o zaman? Eksi 12 olması gerekiyor. Evet, çarpımları artı 24, toplamları da eksi 14. O zaman buradan X eksi 2'ler gittiğinde hani yukarıyı şöyle yazacağız ya. X eksi 2 çarpı X eksi 12 diye bölü X eksi 2 pıt pıt bunlar gitti. X eksi 12 oldu. PX. Bana kimi sormuştu? P2'yi sormuştu. O da 2 eksi 12'den eksi 10 yaptı. Denizli. Evet. PX'in katsayılar toplamı X'e bu nedir demiş. PX'in katsayılar toplamı P1 2'ymiş. Qx'in x eksi 2 ile bölümüne kalan bunu sıfır eşitlediğimizde x yerine 2 yaz demek. X yerine 2 yazarsak Q2 nedir demiş. Q2'yi bulmak için denklemde x gördüğümüz yere 2 yazmalıyız. X gördüğümüz yere 2 yazarsak P kare 1 artı 6 1 5 oldu burası. 2 yazdık x yerine. 2'nin karesi 4. 4 daha 8 eksi Q2. Evet, aradığımız şey burada. Bunu buradan çekmemiz, almamız gerek. Burası 3. Bu arada P1'in karesi ne olur? P1 2 ise 2'nin karesi 4 olur. 4, 9. 9 bölü 8 eksi Q2 eşittir 3 olması gerekiyor. Demek ki buranın 3 olması gerekiyor. 9'u 3'e bölersek 3 olur. O zaman Q2'nin 5 olması gerekiyor. Var mı? Edirne'de tabii ki. 3. dereceden polinomun köklerini vermiş. O zaman bu kimin kökü? X artı 1'in kökü. Bu neyin kökü? 1. X eksi 1'in kökü. 3 neyin kökü? X eksi 3'ün kökü. Yalnız bunların başında bir de baş katsayısı olması gerekir, değil mi? Px'i bulduk. 3. dereceden dediği için x, x, x 3 tane var. Çarptık mı x küp olur. Px'in sabit terim 4'müş. P 0 da 4'müş. Al sana bir tane de eşitlik. Buradan x yerine 0 yazdık mıydı? Sonucu 4 bulmalıyız. A çarpı 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 eşittir 4 olması gerekiyor. A dediğimiz kardeşimiz o zaman bunlar artı 3 yapacak. 4 bölü 3. Tamam. Bize neyi sormuş? İse x eksi 2 ile bölümünden kalan P2'yi sormuş bize bu arkadaş. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazacağız yukarıdaki denklemde. Yalnız a'yı da düzelteceğiz. P2 eşittir. A çarpı yani 4 bölü 3 çarpı x yerine 2 yazarsak burası 3 çarpı x yerine 3 şey 2 yazarsak burası 1 mi yapıyor o zaman? Sorry. 1. X yerine 2 yazarsak burası da eksi 1 yapıyor. 3'ler götürse eksi 4 filan yapıyor yani. Evet. Demiş ki px artı bir polinomun sabit terimi 4'tür. Sabit terim x yerine 0. Burada yazdığımız için x yerine 0'ı p1 4'müş. P5 x eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı 2. Katsayılar toplamı dediği için x yerine 1 yazdık. Burası p3 de 2'ymiş.
Evet, şu arkadaşımız da bunların kökleri çarpımı herhalde, değil mi? Eksi 3'e eksi 1. Aynen öyle. Bölümünden kalan hangisidir? Şimdi Px polinomunu ben şöyle yazabiliyordum. Hani böyle bölmede var ya, işte A, B, C, K dediğinde A eşittir B çarpı C artı K'dir. Aynı mantıkla Px bölenle bölümün çarpımı. Bölen neydi bunu? X eksi 3 çarpı X eksi 1. Yani şu arkadaş. Bununla kimin çarpımı olacak bu? Rx diyelim, bölümü bilmiyoruz. Artı kalan. Kalan da bu x kare ya. O zaman bir level düşüyor olacak. Yani bir derece düşüyor olacak. Mx artı n olacak. Genel formu bu. Bunu daha pratikleştirip sadece şu sağ tarafı yazarak da ileride çözersiniz. Şimdi P1 4'müş. Bildiğimiz değerleri koyalım diye de düşünebilirsiniz. Şurayı Rx'i bilmediğimiz için burayı 0 yapalım diye de uğraşabilirsiniz. Burayı 0 yapmak için x yerine bir 3 yazmalıyız. Yani 3 yazarsak P3 olur. Şimdi burası 0 olunca burası x yerine 3 yazdık gene. 3m artı n oldu. Neymiş P3? 2'ymiş. Bir de x yerine 1 yazarsak, hani gene burayı sıfırlama mantığıyla, burası m artı n oldu. P1 ne? 4. Ne yapalım? Taraf tarafa çıkartalım mı? Alt tarafa eksiyle çarpıp toplasak ne olur? 2m eşittir olur. Alt tarafı eksi 2m eşittir eksi 1 olur. M eksi 1 ise yerine koyarsak n'yi de 5 buluruz. Mx artı n, o zaman bu eksi 1, bu da 5 olduğu için eksi 5 eksi 1x, değil mi? Eksi x artı 5 oluyor. Evet, bunu pratik çözelim biraz. Diyor ki polinomun x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 3x artı 1'miş. X çarpı px'in x kare eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben mesela 300, 3453 sayısının 9 ile bölümünden kalanı biliyorsam, 3453 sayısının kübünün 9 ile bölümünden ya da karesinin 9 ile bölümünden kalanı bulmak için direkt kalanın karesini, kalanın kübünü alabilirim. O zaman ben px yerine x kare eksi 4 ile bölümünden kalan diyor ya, px yerine sadece kalanı yazıyorum. 3x artı 1. Yanında bir de x var. Ne oldu o zaman? 3x kare artı x oldu. X kare gördüğüm yere de buradan ne yazabilirim? X kare gördüğüm yere 4 yazabilirim. O zaman 3 kere 4 12 artı x oldu. O da c. Px polinomunun x kare artı 3 ile bölümünden kalan x eksi 4'tür diyor. Şimdi p'nin karesini sormuş. Gene aynı şey. O zaman p'nin karesini bir önceki sorudaki mantıkla kalanın karesini alırım direkt. X eksi 4'ün karesi. Bu da x kare eksi 8x artı 16 mı yapıyor? Ama x kareli bir şey yazamam. Buradan da gene aynı mantıkla eşittir 0 deyip x kare gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eksi 3 eksi 8x artı 16, 16'dan 3 çıkartırsak 13 eksi 8x oluyor. X eksi 1 ile bölümünden kalan x gördüğümüz yere 1 yazacağız demektir. Ama parantezine p küp 1, p1'in kübü ya da q2'nin, q1'in karesi pardon. P1 ne oluyor? X yerine 1 yazarsak burası 0 oluyor zaten. 2 oluyor. 2'nin kübü. Q1 ne oluyor? 1 koyarsak eksi P1 artı 1 koyarsak 5. P1 neydi az önce? 2 idi değil mi? Eksi 2 artı 5'ten 3 oluyor demek ki. 3 olursa 3'ün karesi olur. 2'nin kübüsü 8 eksi 9 eşittir eksik 1. X kare artı 2 ile bölümünden kalan 5x eksi 1 ile a ise a artı b kaçtır demiş. X kare artı 1 ile bölümünden kalansa x kare gördüğüm yere, ben bunu 0 eşit deyip eksi 2 yazacağım. X kare gördüğüm yere eksi 2 yazarsam dikkat, a çarpı bu x çarpı x kare diye ayrılabilir. Eksi 3x kare artı 2x eksi b. X
Kare gördüğüm yere eksik yazacağım ve bunu neye eşit diyeceğim? 5x eksi 1'e eşit diyeceğim çünkü kalan o. X kare gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 ax. Değil mi? Şuradan eksi 2 yazdım. Eksi 2 yazınca burası artı 6 oldu. Artı 2x eksi b eşittir 5x eksi 1. Gene polinomlarda eşitlik. X'li terimlerin katsayıları eşit olacak. Eksi 2a artı 2. Değil mi? Şurada eksi 2a var. X'in katsayı burada 2 var. Eksi 2a artı 2 eşittir 5. 3 eksi 3 bölü 2 yapıyor a herhalde, değil mi? Attık buraya 3. Eksi 3 bölü 2. İyi. Canı sağ olsun, değil mi? A eksi 3 bölü 2'ymiş. B'yi bulacağız. Bir de sabitler de B olacak. 6 var. Bir de eksi B mi var? Başka yok herhalde, değil mi? Buradan 6 eksi B'nin de ben karşı tarafta eksi 1 var. Eksi 1 olduğunu söylüyorum. O zaman B'de 7 olacak. B'de 7. A eksi 3 bölü 2 bulduk. 7'den ne diyor? Bunların toplamı diyor. Toplarsak 14'ten 11 bölü 2 geliyor. Ne demiş? Px polinomunun 8x küp artı 1 ile bölümünden kalan buymuş. Bu ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi Px polinomu 8x küp artı 1 çarpı rx, değil mi? Çarpı rx artı kalan diye yazılabilir. Kalan da x kareli falan bir şey olacak. Hatta onu da söylemiştin değil mi bize? 4x kare eksi 4x artı 5 olacak. Artı 5. Şimdi yalnız burada dikkat edersek şu ifadeyle şu ifade arasında bir ilişki olması gerek. O da şu. 8x küp artı 1 demek bu 2x'in kübü ya. Hani 8'de 2'nin kübü 2x'in kübü oluyor dolayısıyla. 2x artı 1 çarpı 2x'in karesi 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı 2x artı 1 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla şu 4x kare eksi 2x artı 1 dediğimiz bunun bir böleni. Dolayısıyla Px polinomu buna böldüğümüzde bu taraftan hiç kalan gelmez. Şu Rx'e kadarki kısımdan gelmez. Çünkü biri diğerinin katı. O zaman kalan şu kısımdan gelecek. Yani 4x kare eksi 4x artı 5'ten gelecek kalan. Şimdi bunun için de hemen şuradan 4x kare gördüğüm yere ne yazabilirim diyorum. 2x eksi 1 yazabilirim diyorum. Şunun yerine ben 2x eksi 1 yazarsam eksi 4x artı 5 ne oluyor orası? Eksi 2x x'ler gitti. Eksi 1 artı 5 artı 4 oldu. O da G anlamı. Bakın burada da aynı mantık var. X eksi 1'in kübü ile bölümünden kalan buymuş. Dolayısıyla hani bu hani x eksi 1'in kübü çarpı rx artı kalan diye yazdığımızda 2x kare eksi 3x artı 4 mü? Yazdığımızda şurası zaten x eksi 1'in karesine tam bölünecek. X eksi 1'in katı bu. Dolayısıyla bize sadece kalan şuradan gelecek. Burada da gene x eksi 1'in karesi diyor. Onu bir açalım. X kare eksi 2x artı 1. Bunu sıfıra eşitleyip ne yapıyorduk? Gene x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazacağım. X kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazarsam bir de başında 2 var. 2 çarpı 2x eksi 1 eksi 3x artı 4. Buradan 4x eksi 2 eksi 3x artı 4. Buradan x gelecek. 4x eksi 3x eksi 2 artı 4'ten de artı 2 gelecek. X artı 2 Bursa'da var. Polinomunun x kare eksi 3x ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bize şunu soruyor. P2x eksi 2 çarp eşittir. Bunu da x parantezine alsak x eksi 3 çarpı rx artı mx artı n gene. Şimdi buraya sıfırlamak için x yerine 3 yazmalıyız. X yerine 3 yazarsak bu ne oluyor? P 2 kere 3, 6, 5, 4. P4 oluyor. P4 eşittir. X yerine 3 yazdım. 3m artı n. Diğer taraftan x yerine 0 yazarsam P eksi 2D x yerine 0 yazarsam direkt n'yi verir. Değil mi? Burası m götürüyor. Direkt n'yi verir.
P-2'yi B4'ü bulabilir miyiz? Yukarıdaki polinoma dikkat. Burası da x eksi 4'e x artı 2 olarak mı ayrılıyor? Değil mi? Eksi 4'e artı 2. Dolayısıyla P4'ü bulmak için x yerine 4 yazarsam Px'te burası full gitti. P4 eşittir. X yerine 4 yazdık. Ne oldu burası? 4 eksi 3'ten 1 oldu. P-2 de eksi 2 koyunca bu sefer gene burası sıfırlandı. Burası her türlü sıfırlanacak şekilde ayarlanmış zaten. Eksi 5. Şu eksi 5'miş. Bu da 1'miş. O zaman her şeyi yerli yerine yazarsak ne eksi 5 olduğuna göre buraya attığımızda 6 3'e bölersek m'de 2 yapar. Bölümünden kalan soru m'yi kaç bulduk biz az önce? 2 bulduk. N'yi kaç bulduk? Eksi 5 bulduk. 2x eksi 5. M ve n pozitif tam sayılar. Polinomların birer köklere eşit olduğuna göre m artı n toplamı nedir? Demek ki ikisinde de ortak bir kök var ya. Şunu şöyle ayırsak mesela. Eksi 2'ye 1 ya da 2'ye eksi 1 diye ayırabiliriz. Bunu da mesela 3'e 1 ya da eksi 3'e eksi 1 diye ayırabiliriz. Buradan ne alsak mesela hangi durum bizim? Ha, MN pozitifmiş dedi değil mi? Mesela bunların toplamları da o zaman burada M pozitifse negatif yapması gerekiyor. O zaman şunu almak zorundayız burada. Yani toplamları pozitif olması için şuradan da hani N'nin pozitif olması için bunu almak zorundayız. Dolayısıyla bu yukarıdaki x artı 1 çarpı x eksi 2 aşağıdaki de hani tekrar yazmamıza gerek yok aslında da bunu. X artı 1 ortak kökleri de eksi 1 oldu dolayısıyla. Bize neyi soruyor? M artı ne? Bunların toplamı M'yi verecek mesela değil mi? Eksi M'yi verecek daha doğrusu. Eksi 1. M'nin ne olması gerekir? Eksi 1'i olması için 1 olması gerek. Bunların toplamı 4. O zaman 1, 4 daha toplamları 5 yapıyor. O da denizli.